Hayret ya, Allah'ın hikmeti yani, beni hakikaten çok rahat öldürebilirlerdi yani. Şehit edebilirlerdi değil mi ama? Hiçbir nasip olmadı ya. Allah'ın hikmeti, hayret ya. Mesela o Ortaköy'deyken dedim ya, köpekler kapının önünde böyle tur atıyor hayvanlar. Ama bak şimdi 5 tane köpek. Daire çiziyorlar ya. Hiç gördünüz mü siz köpeklerin daire çizdiğini? Hayır hocam. Yok hocam. Görmedik yani. Ya çok acayip bir şey bu. Evet. Ana kapının girişinde, bizim evin ana kapısının girişinde durmuş köpekler. 5 tane köpek daire çiziyor ya. O onun peşinden gidiyor, o onun peşinden gidiyor, o onun peşinden gidiyor. Var ya, sikti olur böyle. Evet. Olacak iş değil ya. Tabii. Çok acayip. Garip tabii. Arabanın içinde, biz de 5 kişiydik, çocuklar da gördüler. Dedim bir şey var dedim, siz eve girmeyelim dedim. Bastık, böyle yere geçtik ta ileriden, ilerledik caddenin sonuna kadar. Sonra geri döndük, bir eskort polis arabası geçiyordu. Tamam dedim şimdi ondan beraber. O polis arabası geçerken ben hemen arabadan indim. O zaman yanımda kimse bulmuyor, hep tek geziyordum Allah'ın hikmeti ya. Maşallah. Yani hiç öyle tedbir falan bir şey yoktu yani. İçeri girdim, oturdum, bir telefon çaldı. Ucu ucuna kurtardım bu sefer dedi. Niye falan dedim. Orada biz çalıların içine yatmıştık dedi. Seni bekliyorduk dedi. Ama mutlaka dedi seni indireceğiz dedi yani. Bu sefer kurtardın dedi. Dedi ki Allah kaderine ne yazarsa Allah o olur dedi ki ona. Sen öyle konuşmana gerek yok falan dedim. Kapattım. Bir günde bizim Zeynep, sevimli Zeynep'lere gidiyorduk. Sohbet, gece sohbetine. Ondan sonra yolda Nuri, bizim Nuri arabayı kullanıyordu. Yine arabada 5 kişiydik. Nuri düz yoldan gideceğine Nişantaşı'na doğru saptı arabayla. Biz dedik acaba kestirme bir yol falan mı biliyor? Ne yapıyorsun Nuri, nereye gidiyoruz biz dedik. Araba beni götürüyor hocam dedi. Valla ben de anlamadım dedi ya. Böyle bu çok acayip bir ifade. Evet. İlk defa ben kardeşler duyduğum bir şey ya. Araba beni götürüyor. Yani bak Allah basiretini, evet, iradesini bağladı ya. Araba beni götürüyor diyor. Evet, tabii hocam. Evet. Hakikaten öyle oldu yani. Doğrusunu söylüyor. Araba onu götürdü. Orada bir arkadaşımızın evi vardı Nişantaşı'nda. 1. katta. Oraya geldik. Aşağıya indim. Biraz sohbet ederken falan telefon geldi. Hocam dedi, evi dedi kar maskeli dedi, 6-7 kişi bastılar dedi. Kar maskesi takmışlar. Ellerinde bıçak falan feşmekan. Beni arıyorlarmış. Yani içeride zannetmişler. Kapının kilidini şeyle bıçaktan böyle kanırtıp kapının kilidini açmışlar. Dış kapının kilidini bıçak sokup açmışlar. Kırmışlar yani, kanırtıp kırmışlar. İçeri girmişler. Para da almışlar çocuklardan. Çocukların parasını da almışlar. Bize borcunuz var diye. Borç yok da. Gaspın kibarcası yani. Ondan sonra. Ben ya dedim bu nasıl? Bekliyorlar hocam dedi. Hala dedi. Benim gelmemi bekliyorlarmış. Çok uzaktan arabayla geçtik. Baktım hakikaten kapının önünde kar maskeli tipler böyle. Sadece gözleri görünüyor böyle. Kapının önünde bekliyorlar. Böyle. Aptallara bak. Haber almışlar benim geleceğimi. İçeriden demek ki öyle bir münafık çıkmış, haber vermiş. Biz de gittik karakola haber verdik dedik. Arkadaşımın parasını da aldılar dedik. Komiser dedi ki hocam dedi, bu çok büyük olay dedi bunu dedi. En az 25 yıl yer bunlar şimdi dedi, hepsi dedi. Gençler bunlar dedi, acı bunlara dedi. Böyle yani sizin takdiriniz ama dedi. En az 25 yıl yerler dedi. Çok net dedi bu, gasp dedi yani. Silahlı girmişler, evin kapıda açmışlar. Ya şimdi vicdanen de rahatsız oldum 25 yıl çünkü adam öldürmüş gibi yatacak. Hakikaten genç çocuklar. Acıdım. Şikayetimizi geri aldık. Maşallah hocam.